Doları satın dedim çünkü para kazanamayacaksınız dolardan. Ama bu dolar düşecek anlamına gelmiyor. TL mevduattan daha fazla para kazanırsınız. Dolarda kontrol tamamen eline geçirdi Merkez Bankası. Bir sürü şey yaptığımız söyleniyor ama makro komik göstergen hiçbirinde toparlanma yok neredeyse. Ama eğer Mehmet Şimşek gelip bu kadarını yapmasaydı dolar şimdi 100 lira olmuştu ve biz Mısır gibi temarete düşüp IMF kapısında para arıyorduk. <laughs> Atiye Bey, bugün yüzünüze bir tebessüm var. Mutlu musunuz? Valla biraz kafam karışık. Yani mutlu olduğumu düşünüyorum ama yani bu millete 30 yıl hizmet etmiş bir emekli olarak bazı şeyleri anlayamıyorum. Belki sen yardımcı olursun. Şimdi benim emekli maaşım 10 bin lira, promosyonum kaç bin lira, nereden alacağım? Bu benim siyasi veya cinsel tercihime endeksli bir promosyon mu yoksa herkes aynı parayı mı alıyor? Sonra bir de ben yani maaşımla ancak iki ekmek alabiliyorum. Şimdi devlet hızlı trende indirim yapacakmış. Ben ne yapacağım o indirimi? Gidip daha ekmeğin ucuz olduğu bir yerden ekmek alıp geri mi döneceğim? Çok o yüzden kafam karışık. Evet emekliye seçim kampanyasına damga vurdu diyebiliriz. Bakalım seçim sonucuna nasıl etki edecekler. Biz de bugün sizle seçim tabii ki muhabbeti yapacağız. Artık son programımız. Merkez Bankası 500 basman faiz artışı yaptı. Siz demiştiniz ki 500 bas puan faiz arttırırsa doğa satın. Ama pek de öyle olmadı gibi. Öyle mi oldu, öyle olmadı mı? Neden piyasa, döviz piyasası... Neden gördünüz? Konu zabar geldi konuşacağız. Sen devam et. Sen, sen kendini döviz asmaya devam et. Döviz piyasasını soracağım. Ve bir de son olarak farklı bir şey yaptık seçime özel. Size 9-10 tane başlıkta ekonomi yönetimi performansını soracağım. Çok güzel, çok Ama iki gördüm. seçim arası. Başka bir dönem düşünmüyoruz. Başka bir dönem yok ki zaten. Öncesi? O oh, bu, bu yönetim değişti. Bravo. Şimdi dövizle başlayalım istiyorsanız. Geçen haftadan mi? devam edelim çünkü. Merkez Bankası söylediğimiz gibi 500 basman faiz arttırdı. Herkesin malumun. Ama döviz piyasası pek kımıldamadı. Önce bir reaksiyon vardı. %1, 1,5 eksi. Şimdi bugünlerde yine eski temposuna yakın bir şekilde devam ediyor. Neden? Çünkü Merkez Bankası öyle olmasını istiyor. Ben hiçbir yerde, hiçbir tarihte yani kayıtları bulursan şu anda... Emekli olurum ve bir daha insan önüne çıkmam. Hiçbir yerde döviz düşecek demedim. Doları satın dediniz. Doları satın dedim çünkü para kazanamayacaksınız dolardan. Ama bu dolar düşecek anlamına gelmiyor. TL mevduattan daha fazla para kazanırsınız. Dolarda kontrol tamamen eline geçirdi Merkez Bankası. Hatırlayalım bu programın temel felsefesi Türk lirasının reel olarak değer kazanması. Bu reel kelimesi bazen yanlış anlamalara neden oluyor. Tabii sen de değil izleyicilerimiz arasında. Dolar TL 32'den 30'a gelecek demek değil. O ay enflasyon neyse ondan daha yavaş değer kazanacak dolar demek. Ve hakikaten de böyle gidiyor. işte 6 da enflasyon yani ilk halde Mart açıklandığında ilk üç ayın ortalaması 4,5-5 olur. Onun biraz altında tutuyorlar. Bu değişmeyecek. Belki şu anda yani daha elimizde yeteri kadar veri yok. Düşecek olan doları tutmak için merkez piyasadan dolar alıyor olabilir. Benim elimde yalnız geçen cuma ya ait veriler var. Merkez müdahaleyi kesmişti ve döviz biriktirmeye başlamıştı. Ama bu hafta devam eder mi? Açıkçası bilmiyorum ama sözümde ısrarlıyım. Eğer önümüzdeki 12 ay biraz daha açık konuşayım ki yanlış anlamaya imkan vermeyeyim. Önümüzdeki 12 ay ortalama enflasyon 3 olacaksa bu yine Merkez Bankası patikasıyla tutarlı. Ortalama doların TL'ye karşı değer kazanma oranı da 2'nin üstüne çıkmayacaktır. Dolayısıyla dolarda ayda 2 bunun üzerine yıllık faiz 0 hesaplamasa evet. da olur ama TL faizde şu anda bile artık 60'lar konuşuluyor yani. Biraz abarttınız da. Öyle mi? Ya çok büyük paranız varsa tabii konuşuruz. <laughs> Pardon. <gülüyor> ben birden Bizim TL... için 48-49 ee, maksimum. E, e, peki 50 diyelim yine ayda 4-4,5 civarında bir faizi var. Yani dolarda 2 kazanıyorsun TL'de 4,5 enflasyona karşı belki kurtarmaz ama döviz krizi riski olmadığı zaman tercih edilir. Ki ayık enflasyonu da yavaş yavaş kurtarabiliyor artık. Daha bence enflasyon dalgası geçmedi. Hükümet de zaten uyarıyor, hazırlıyor bizi. Seçimde yediğimiz naneler sonra lokma lokma çıkacak Haziran'a kadar. Bayağı enflasyonda yükseliş göreceğiz. Yani 75'i göreceğiz yıllık enflasyon. Ben öyle aylık enflasyonda içe düşeceğini zannetmiyorum. Mehmet Şimşek vergi arttırmayacağız, şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız. Nasıl bütçeyi toplayacak bilmiyorum muhtemelen hemen hemen herkesin üzerinde anlaştığı konu çok uzun zamandır sübvans edilen elektrik ve doğalgazı serbest bırakacaklar. Sırf oradan bir 5-6 evet. puan gelir enflasyona. Yani enflasyonun düşmesi 9. ayı bulabilir. Merkez Bankası tam seçim öncesinde. Tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan o faiz hassasiyetini bıraktı ama sonuçta seçime bir hafta 10 gün kadar da böyle bir faiz artışına gidilmesi pek beklenmiyordu. Sebebi rezerverdeki azalış mı? enflasyona kontrolden çıkma ihtimali mi? Yoksa döviz olan Etme. Orada konsensüse katılıyorum. Bence rezervlerdeki artış niye Erdoğan e, geçmişteki hassasiyetini bir kenara bıraktı sorusuna da iki tane spekülatif cevap verebilirim. Birincisi ekonomi ekibi ona anlattı. Şu anda bu faiz arttırımını yapmazsak dövizin kontrolünü sağlamakta çok zorlanırız. Seçmen aslında faiz oranlarına pek hassas değil. Ama döviz kuruna çok hassas. Yani siz faiz arttırmayacağım ısrarında devam ederseniz o zaman belki dövizi bırakmak zorunda kalacağız. Daha fazla siyasi hasar göreceksiniz. İkincisi Erdoğan artık yıllardır süren inadından sonra şunu hissetmiş olabilir. Ya kimsenin umurunda değil ya. Yani bu seçimde de konu değil. Ben faiz arttır diye muhalefetten de öyle bir şey gelmiyor. Bilmiyorum babacan söyledi galiba. Tek onun dışında yok. Dolayısıyla böyle bir konu yok da aslında. Bunu Erdoğan kendi kafasında uydurdu. Belki o takıntısından vazgeçmiştir ve bundan sonra Merkez Bankası galiba. az çok kendi gerek gördüğü yerlerde faiz yoluyla müdahale edecektir enflasyona. Bugün kısa sorularımız yok. O yüzden döviz ve mevduattan bahsetmişken altını da sormak istiyorum. Hı -hı. Sürekli altın alıyor dünyada tamam. merkez banka ve altın fiyatları da onunla para atıyor Neden altın alıyor merkez banka? En başta nedeni dolar artık bir siyasi silah haline geldi. Amerika işte siyasi rakiplerini sindirmek için sürekli yaptırımı uyguluyor ve bunlar finansal yaptırımlar. Dolayısıyla elinizdeki dolarlar birden değersiz olabilir ve ve de kimse uğraşmak istemiyor ileride Amerika ile bir husumet durumunda işte Rusya'nın başına gelenleri gördük yani 300 milyar doları gitti bir daha da geri gelebileceği çok şüpheli. Rezervi de şunu insanların anlaması lazım. TCMB ve hatta Çin Merkez Bankası ya da Arjantin Merkez Bankası dövizi kasasında bulundurmaz. Amerika'ya emanet eder ya da İsviçre'ye emanet eder. Karşında bir faiz elde eder. Dolayısıyla o paraların gitmesi ihtimali var. İşte bu jeopolitik risk dediğimiz olaydan dolayı yalnız Çin değil yani bütün dünyadaki merkez bankalarının yüklü miktarda altına rezerv kompozisyonunu altına çevirdiğini görüyoruz. Üstteki sağda görmüşsünüzdür. Ya yani hakikaten çok çok acı ve anlamsız insanlık dışı bir şey. Evet. E seçim odaklı olduğumuz için ona çok konuşmuyoruz ama bundan sonraki yayınlarımızda daha çok bahsedeceğiz. Burada altın demişken Programımızın sponsoru Nadi teşekkür ederim. Nadi her bütçe uygun bir 1000 gram arasında altın arın gerçekleştiriyoruz isteyenler. Gümüşte ile 50 gramdan 15 kiloya kadar sigorta gönderim o. imkanı mevcut. Ya çok kıymetli bir hizmet. Yani altın her zaman hepimizin portföyünde bulunması gereken bir şey. Genelde de biz bunu gidip işte fiziksel olarak altıncılardan alıyoruz. Tabii bu çok risk Düşürme riski var, kayıp riski var. Her gün takside bulundu falan diye okuyoruz. Sertifika veriyor. kaliteli olduğuna, altını sahte olmadığına dair. Yani artık yavaş yavaş altın gibi babadan kalma bir yatırım aracında bile dijital yöntemlerin benimsenmesi lazım. Bence nadir golda bir şans vermeli izleyicilerimiz altın yatırımları ve gümüş yatırımlarında. Diyelim ve iyi tüm seyircilerimize açıklama kısmında bravo. Nadirgold.com sitesinin uygulaması ve web sitesindeki e, gerekli bilgi bulabilirler. açıklama bakmaya yeterli diyelim ve İstiyorsan seçime geçelim. Geçelim. Seçim. Emekliyi sıkıştırdınız açılışta zaten. Şimdi Erdoğan'ın ekonomi açıklamaları da var. Görmüşsünüz de takip etmişsiniz Evet, evet. Çok faydalı ve ilginç buldum. Çok bir sahip çıkıyor program. Aynı açıklamadan mı? Çünkü evet. Sayın Erdoğan akşama kadar açıklama yapıyor. Hani... <laughs> bir yerde söyledi başka bir yerde açıklama tutmuyor. Açıklama manyağı aldık. Ama işte yani ekonomi ekibine güveniyorum olarak izledim ben bunu. Bu bir cesaret ister. Yani çünkü şu anda hani ekonomi ekibi en azından sokaktaki insanı memnun edecek şeyler yapmıyor. Daha da kötüsünü yapacak. O yüzden cesur buldum. Pardon sözünü kestim. 17 bakan da İstanbul'da. Evet. Oh. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Ankara'ya biraz gözden çıkarttı. ve ikinci sıraya, üçüncü sıraya, dördüncü sıraya attı. Oh. Artık İstanbul'a odaklandı. Çünkü İstanbul seçim biraz daha yakın gözüküyor Ankara'ya göre. Ve 17 bakan her mağarada, her ilçede bir bakan paylaşımı yapıyor. Görüyorsunuz sosyal medyada. Siz bu İstanbul sıkışmış seçimi nasıl buluyorsunuz? Ya Çok büyük bir hata yaptı gerçekten. Çünkü kaybederse çok ağır bir bedel ödeyecek. Ülkenin geri kalan kısımlarına baktığımızda CHP'nin biraz da artık o ittifak dağıldığı için bazı karelerini kaybetmesinin olası olduğunu görüyoruz. Seçimi genel Türkiye çapında değerlendirse muhtemelen İstanbul'da alacağı bir yenilginin siyasi ve hatta psikolojik bedeli ağır olmazdı ama Erdoğan'ın bir İstanbul takıntısı var. Ve o yüzden de işte bunları yapıyor. Bakanları sahaya indirmenin hiç faydasını görmüyor. Bakanlar kendi milletvekilleri tarafından dahi kayda alınmıyorlar ki vatandaş tarafından kayda alınsınlar. Gidip tokatta, Ank Ankara'da mı yaptı başka bir yerde? Top. İstanbullular için, İstanbul için o istemesini de anlayamıyorum. Bu yöntemlerin ben Erdoğan açısından bir başarı getireceğini zannetmiyorum. İşi iyice pisliğe döktüler artık. İşte bu. Demle İstanbul arasındaki yoya bir protokol imzalanmış. Resmen sahte belge evet. yayınlıyorlar. Bir e, Dem parti meclisi üyesi bizde bazı kararları sağdaki arkadaşlar değil e, siyasi yasaklar <laughs> ve diğerler kimi kastettiği belli alıyor şeklinde söylemiş. O da eminim kesip biçilerek veyahut da deep fake olarak seçmenlere iletiliyordur. Bütün bunlara rağmen yani şahsi kanaatim değil bu. Bütün anketlerin gösterdiği inanılmaz bir şekilde İmamoğlu'nun belki 3 puana yakın önde olduğu yönünde. Evet, ciddi bir fark. Ben mevzusunda şunu sormak istiyorum. Şimdi bir yandan Burgu, işte Sahte Belge, işte ey tamam. Eyvah. Diğer yandan da Ahmet Türk, Yeğazana, Seyahattin tamam. Demirtaş. Esasında iktidara en azından sempatik. Eskisi eski tonda eski ton hiç ayakası olmayan bir söylem tutturdular. Ve hatta şöyle dedikodular dolaşıyor. İşte duymuşsunuzdur. Seyahattin Demirtaş'ın Seçime birkaç gün kala AKP'ye... Hatta bugün diye tarih ve evet. TV yüzde seyrettim. Evet, galiba. o tip iddia da var. İşte bir önceki seçimde biliyorsunuz, Tura Hoca'nın öyle bir şey vardı, mektubu vardı. O, kardeş Kardeşi tarafını okuttuk yani ona benzer bir şey olabileceği falan da söylüyorum. Yani bir yandan öyle bir dezenformasyon olurken, diğer yandan da ne, adı ne koyarsa koyalım, farklı bir süreç yaşıyor. Ya tabii Kürt siyaseti hem kendi içinde ideolojik olarak parçalandı, hem de çok zor bir durumda. Şimdi Kürt siyasetinin temel hedefi tabii Kürt kardeşlerimiz için tam anlamıyla eşitlik ve bir anayasa gündeme geldiğinde de bunun anayasaya yazılması için bir çaba gösterecekler. Bunu yapmaları için de muhakkak bu siyasi bu şeyde seçimde parti olarak oy güçlerini göstermeleri ve arkalarındaki tabanla o anayasa pazarlığına girmeleri lazım. Öte yanda da iyi Parti de aynı ikilemi yaşıyor. Kendi partilerine oy verdiklerinde AKP kazanıyor ve onlara ihtiyacı kalmıyor. Bu hassas denge arasında gidip geliyorlar. Bir de ikiye bölündü parti. Bir, bu hükümet oldukça, yani Erdoğan başta oldukça bu iş çözüme varmaz. İkincisi, derin devlet aslında çözüme engelleyen ve derin devleti sadece Erdoğan ikna edebilir. Evet. Dolayısıyla onu şey yapalım ama... Yani Erdoğan'ın açıklamaları da hani hiçbir şekilde onlara bir umut verecek şekilde değil. Daha sanırım dün söyledi yani meşruiyet kazanma, kazanmayı beklemesinler benim açımdan dedi. Bence bu seçimde Erdoğan'a bir yenilgi aldırmak, yüzdesel olarak oy oranını arttırmaktan çok daha faydalı sonuçlar verir. Kürt siyasetinin hedefleri açısından diyorum. Ve açıkçası da artık şunu düşünmeye başladım. Bu kadar az kaldı ki bu noktadan sonra yeniden refah dayını çekse, Selahattin Demirtaş mektup yazsa, bunların seçmenin görüşünü değiştirebileceğini pek düşünmüyorum. Yine bu konuda ilginç bir analiz izledim. Yani anketlere baktığınızda kararsız yüzde 10-12. Evet, Ama onlar düşük. sandığa gitmeyenler evet, çok. zaten. Yani Herkes söylüyor yani. Geçmiş seçime göre çok daha az. Erdoğan Erdoğan'ı da suçlamıyorum bu arada. O da bir ikilemle karşı karşıya. Şu anda taban o kadar moralsiz ve metal yorgunluğu içinde ki bir tek Erdoğan'ın varlığı onları motive edebiliyor. Ama Erdoğan sahaya indiği anda da bütün diğer partilerde ona karşı bir antipati oluşuyor ve seçmen bu sefer ona karşı kazanabilecek kişiyi tercih etmeye başlıyor. Yalnız şunu bir kez daha söyleyeyim. Makul sebepleri de var ama biraz da dediğim gibi yani bir takıntı. İstanbul'u bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Başarılı olur demiyorum ama pazar akşamı artık... Uzun o sürecek. Bence o pazartesi o seçim sonuçlanmaz. Zaten sayılması çok zor olacak. Yani aklıma gelmiyor neler olabileceği. Umarım da böyle hani hiç kimsenin canını yakacak bir şey olmaz. Seçim bence asıl sandıklar kapandıktan sonra başlayacak. Seçim mevzusuna bir tane kısa kısa soru sormak istiyordum. Mitingi gördünüz mü Erdoğan İstanbul mitingi? Gördüm. Kendisi de söyledi. O. Eskisi kadar karabı. bir şey işaret eder mi? Herhalde eder. Yani dediğim gibi tabanın biraz moralsiz olduğunu gösteriyor. Ama bu miting kalabalıklarından o ölçmenin başarısını... olduğunu. de gördüm. Evet yani <laughs> herkes de görüyoruz yani ama anladığım kadarıyla o mitingde söylediği sözler yalnız o miting değil. Tabi Erdoğan o mitinge hazırlanışını, teşkilatın gönüllü olarak ne kadar çaba gösterdiğini falan da ölçüyor. Ve bence onu göremediği için çok rahatsız. Bu da şunu da söyleyebilir misin? CHP İstanbul ve İzmir'deki sanırım büyük mitingini iptal etmiş diye biliyorum. Orada şöyle bir şey var muhtemelen. Onda da çok kalabalık toplayamayacaklar yani tahmin etler. Çünkü şunu da söylemek lazım. Bugün Fatih Altaylı da onu söyledi. CHP seçmede işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinde iki ikisinde özellikle motive yani ona veriyor. Tamam. Ama CHP seçmede CHP karşı eski motivasyon yok. Yok tabii o. Yüzden. Yani mitinge gelmek için de sadece oy vermek yetmiyor. Oy vermenin de ötesinde bir motivasyon gerekiyor bir mitinge gitmesi için. Esasında siyasi partinin neredeyse hiçbirinde böyle motivasyon yok seçmende. Kesinlikle bu asimetrik bir seçim. Erdoğan ve Bahçeli yine İstanbul'u herhalde kazanmayı zafer olarak görürler. Onu kazanırlarsa muhalefet seçmeni, kopar siyasetten, gitmez sandı Ama Özgür Özel kazanırsa da kimse Özgür Özel'in peşinden, gitmez. yani artık CHP'li olan diye gitmez. Maalesef öyle sıkıntılı evet. bir durum yaşıyor. Sonrası Şu bayağı karışık olacak. Seçim sonuçlarına göre ya AKP'nin içi karışacak, MHP'nin içi Allah bahçeli ömür versin, MHP onu takip eder ama yani her partinin kendine göre bu seçimde Bütlü. bir şok yaşaması... İyi sıçtırma. parti. İyi parti ama... AKP'de Yeniden de refah, öyle. zafer. Yani, Ona pozitif etki bir yani negatif değil. Evet. Yani yeniden refah hakikaten e, saadetin beceremediğini, becerip veyahut da deva ve geleceğin çok ciddi bir şekilde AKP'yi bölüp parçalayıp e, İslami tabanın liderliğini çok. oynayan parti haline gelebilir. Erdoğan da çok ciddi hedefinde Çok ağır konuşuyor o, bence de çok, orada da çok büyük bir hata yapıyor. İslami hareketi çok yakından inceledim söyleyemem ama ben Necmettin Erbakan'la büyüdüm. Yani beğenirim beğenmem. O şeyin tabanın taptığı bir insandır. Yani ben benim açımdan Ecevit'e söylenen laf hala benim kalbimi kırar. Çünkü ben o dönemin insanıyım. Bugün de o tabanda ne Necmettin Erbakan'ın oğluna ve onun partisine böyle hakaret e, tamiz ifadeler kullanmanın ben AKP seçmenin de rencide ettiği görüşündeyim. Mesela Alparslan Türkeş de MHP için benzer bir figür. Mesela Devlet Bahçeli öyle bir ton kullanmıyor ki onun da kızı evet, adamlar. Aralarında var ama ben, var, evet, bu, Devlet bu kesinlikle kaçıyor. Bu düzeydi yani. tabii aralarında bayağı kavga var ama... E, o ama yani Devlet Bahçeli onayla mı? Tabii onu en azından bu çok şey yapıyor. Bu en üst yapıyor bunlar tabii. Evet. Yani aynı çok şey hiç değil. doğru değil yani. Şey gördünüz mü? E, Siyah Türk'te ve bazı iktidar yanlısı televizyonlarda anket sonuçlarından sonra yüzünü Evet. Tablo uçuyor. Evet. Gördüm, gördüm. <laughs> bu yalnız yani işte Hakan Bayrakçı ve Soner'in örneği geçiyor ama ben dediğim gibi yani Genar'ı falan da seyrediyorum. Ee, orada da stüdyoda ciddi bir şey Bizim. var, ee, umutsuzluk Umutsuz. var. Yani şunu iyi hatırlamak lazım. Genar, Optimar, Betamar, Genar'ın eski başkanı Faruk Şen seçimlere bu kadar gün kala çok açık konuşuyorlar. Yani 10 puan, 15 puan, puan Biz Bizzat da var. şey derdik yani. Atıyorum evet. derdik. Evet. Ama haklı çıktılar. Evet, Dolayısıyla kısa, daha tabii fazla tabii. önem veriyoruz ama bu sefer söyleyemiyorlar. Evet. Bence bu hani ters gösterge olarak çok yakından evet. takip edilmesi gereken bir şey. Teşekkür ediyoruz ve şimdi söylediğim, başta söylediğimiz ekonomi yönetimin karnesine geçiyoruz. Size bazı maddeler sayacağım. Bir başarısız, iki kısmen başarısız, üç idare eder, dört kısmen başarı, beş de başarı. Merkez Bankası'nın performansı. Üç. Niye not kırdım onu da söyleyeyim. Oğlum faiz arttıracaktınız niye bir aydır böyle top çeviriyorsunuz? Herhalde arttırın gitsin yani. Peki e, bu üç notunu Gaye Hanım'ın zamanından mı yoksa Fatih Bey'in zamanından daha çok? Toplam veriyorum. Ben yani Gaye Hanım'ın başka türlü bir e, para politikası felsefesi güttüğüne dair iddialar var ama o konuda benim elimde bir kanıt yok söyleyemem. Bence çizgi aynen devam ediyor. Top dediğin gibi mayıstan mayısı ölçüyor. Tabii mayıstan mayısı. Tabii mayıstan mayısı. Mayıs. Yoksa Sayın İnsanlar... Ebatin'in performansı için 5 5 5 basa geçeriz. Aa, neredesin be Ebati abi be? Neredesin? Yüzümüzdeki gülümsemeyi aldın gittin ya. Gerçekten. kendisine. Belki seçim sonrası bir sürpriz olur diyelim ve bütçe disipline geçelim kaç Bütçe disiplinine de 3 veriyorum açıkçası. Aslında mesela Aralık ayına kadar bütçe disiplini fevkalade gidiyordu. Sonra bir 750 milyar patlattılar, rezerve koydular ve bütçe disiplini bozuldu. Ee, çok kötü değil, çok daha iyisi olabilir. Bazı harcamaların kesinlikle kesilmesi lazım ama ilk iki ayın gerçekleşmesine baktığımızda çok temel bir kriter olan vergi gelirlerinin faiz harcamalardan daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Bu bir başarı ölçüsü. 3'ü ondan verdim zaten 2 vermedim. Niye 4 veya 5 vermiyorum? Çünkü faiz şarjımlar da enflasyondan çok daha hızlı büyüyor. Bu da bir sürdürülemezlik işareti. Yabancı yatırımcı çekme konusundaki performansları? E bir, gelmedi. İlk başta en yüksek bu olması planlanıyordu aslında. Bekleniyordu yani bir an. Evet ama şartlar oluşmadı. Ben niye böyle düşündüklerini açıkçası anlayamadım. Yani yabancı yatırımcının bu yabancı Türkiye'ye gelecek sıcak programın ...temelini oluşturacağı kesinlikle belliydi. Ancak bunu seçimden önce olmayacağına... Yani ...hani <laughs> benim söylememe gerek yok. Financial Times'ı açıp orada iki tane fon yöneticisinin görüşünü okusan... ...çok adam açık açık söylüyor yani ben seçimleri göreceğim diye. Ee, bir hata da bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek... ...11 milyar dolar evet. civarında iki, iki kalem fonlama vardı. Onu pahalı diye reddettiler. Keşke alsalardı. O zaman e, bence dövizde... ...yani şu anda da dövizde bir tehlike yok ama insanlar o rezervi görünce daha fazla sıcak para getirebilirler veyahut da dövizde kalanların bazıları daha çabuk fikir değiştirebilirdi. Vergi politikaları? Vergi politikaları da bir. Yani bu iş böyle olmaz. Yani vergi arttırarak Türkiye'de bütçe açığı sorununu çözemezsiniz. Özellikle dolaylı vergileri arttırarak sadece fakirlere vuruyorsunuz. Orada bu kadar kötü not vermenin sebeplerinden biri başka alternatifler vardı. Mesela depremden hemen sonra kurumlardan bir 100 milyar topladılar. Adını tam hatırlayamıyorum. Ve hala da bu opsiyon var yani servet vergisi ve da işte bankalara bir bilanço vergisi, ciro vergisi bir sefere mahsus bir şeyler yapılabilirdi. Bence önce bunlar denilip sonra o seçimden sonraki vergi paketi getirilmeliydi. Bu yalnız sosyal adalet açısından önemli değil. Aynı zamanda enflasyonu da patlattı. Dolayısıyla çok yanlış bir tercihti. Burası Sasa Holding'in sahibi servet vergisini işaret etti. Lazım dedi. Çok Ondan iyi hatırladım. ki hatırlattın. Tebrik ediyorum. Gerçekten kapitalistler toplum mutlu olmadan kazandıkları paranın keyfini çıkartamayacaklarını anladıkları gün dünyayı kurtarırız. Vay be. o zaman bayağı var. Daha... Değil mi? Alkışla ya alkışla. O zaman daha bayağı var ama. Yaşıyoruz. Böyle bir şey yok şu anda Türkiye'de en Avrupa'nın bazı yerlerinde var ama. Yetişim açısından nasıl bulursunuz Ekonomi İletişim açısından da iki verebilirim ama yani hata şu bir Twitter'dan olmuyor bu işler ya yani sık sık çıkıp açık bir şekilde bir halkla doğrudan iletişim kurmak lazım. İkinci hatası da o Mehmet Şimşek'in değil tabii yani o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hatası. Çıktığı yerleri kimse takip etmiyor ya. Yani bugün Ahmet Hakan siyaset gaye hanımla yaptırıyor böyle siyasette yeri olan bir insandı değil ki seyredeyim. Bir tek Bloomberg'a çıktı, onun dışında yani. Bir defa. Bir defa, evet yani onun yerine çık Ben olsam Sayın Erdoğan'ın yerinde, Mehmet Şimşek'i muhalif kanallara gönderirim çünkü zaten A Haber izleyenlerin tercihi yok, umurlarında değil. Mesela mesele ekonomi. Mesele ekonomi, değil mi? Bir gelseydi, Atilla Şıran'ın karşısına otursa, şöyle bir birbirimizi böyle bir tartsak, bisiklet görsek, ama Allah yazdı. Mehmet, sakın eğer seni diyorsan Allah rızası öyle bir talebim yok, ne olur, ne olur. Seni uzaktan seviyorum. KKM? KKM konusunda fevkalade başarılı oldular. Ben KKM'den çıkışlarını... nasıl sayar Beş 5 5. Ee, yani onu şu ana kadar, geçen yıldaki yayınlarımızı takip edenler biraz gülecekler, bayağı gülecekler. Ama onun her an patlayabilecek bir saatli bomba olduğunu söylemiştik. Şu ana kadar halledildi. Bundan sonra da bir sorun çıkartacağını zannetmiyorum. Belki hani dövize dönüşlerin yüksek olması onları şaşırtmış olabilir ama o, bunu hepimiz biliyorduk yani. O para Dövizden geldiyse dövize gidecek, TL'den geldiyse TL gidecek. Türkiye'de dolarizasyonu bitirecek hiçbir şey yapılmadı ki. Hayat pahalı ve enflasyon konusunda, yani insana arım gücü konusunda nasıl performans gösterdi? Bir. bir sıfır. Sıfır var mıydı? Yok ama bunu özel yapabiliriz. Ee, yok bir daha Değil da kötü mi? olabilirdi. Yani Tabii ki bu programın notlarına baktığımızda Mehmet hiç bir şey takdir etmiyormuş gibi bir şey yapacağım. Çünkü sen şeyi sormadın yani. ...siyasi çerçevenin alan bıraktığı şeyde neler yapılabilirdi? Yok, evet yani... ...ben sokaktaki insan açısından tarif ediyorum. Yapılması gerekenler... ...yani yapılması gerekenler yapıldı. işte seçimden sonra kuru bıraktınız, oradaki... ...fay atmak istediler, satıldı. Vergi dediğim gibi başka türlü yapılabilirdi ama şart da yoksa bütçe yılı çıkartamayacaktı. Ama bütün bunların sonucu olarak e, halkı gittikçe daha derin bir sefalete mahkum eden bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Bir şey daha var yani enflasyon beklentilerini de frenleyemediler. Açık bir mesaj koyamıyorlar ortaya. Yani bu Mesela Merkez Bankası'nın bu son enflasyon raporunda ortaya koyduğu performans gerçekten bir felaketti. Ve bir ay sonra da tükürdüklerini yarayarak bunun cezasını ödediler. Peki şimdi artık en sonunda tepsinin toplamı o taramasında bir şey soracağım. Fotojenik, çok fotojenikler. Onu mu soracak? Yok. Mehmet Şimşek'in performans. Valla bence Mehmet Şimşek'in hiçbir, hiçbir hatası yok yani. Ben Lütfen not vererek başlayabilir misin? Beş, beş veriyorum. Beş mi? Beş ya, veriyorum. Valla Üç hatası. verdiniz, bir verdiniz, üç verdiniz, bir verdiniz. Anlıyorum ama bak bir kez daha yani. E, insan bu şeye bez yani takım İngiltere'ye 6-0 mal olmuş, mağlup olmuş ama kaleci 12 tane gol kurtarmış. Bu yani şimdi hangisine not vereyim sen bana söyle. Yani insanüstü bir çaba gösteriyor. Oradan oraya koşturuyor. Söylediklerinin hepsi doğru. Erdoğan'ı ikna etme konusunda son derece başarılı ama yani sonuçta hani ceph cepheye giderken elinde bir bazukayla tank yoksa mağlup oluyorsun. Yapabilecek bu kadardı. Ve şu açıdan da veriyorum. Geleceğine güveniyorum. Ona biraz moral vermek için. Genç etenek gibi. <laughs> Genç Şunu herkesin anlaması lazım. Mehmet Şimşek'i eleştirebiliriz ki bu meşrudur. Beğenmeyiz. Mehmet Şimşek'in teslim ettiği işte uluslararası düzene yatkın kapitalist sistem falan bunların hepsi eleştiriye açıktır. Elde başka malzeme yok. Bakın size söylüyorum. Mehmet Şimşek giderse iki isim gelecek karşınıza. Nebati ya da Yeşilada. Ve inanın bana. <laughs> i̇ki i̇nanın bana. Size Nebati'yi de aratırım. Çünkü başka kalmadı. Herkes denedik artık. Ama şimdi şu, şurada şöyle bir şey düşmek istiyorum. Şimdi iki seçim arasında çok büyük bir siyasi ve jeopolitik bir kırma yaşanmadı. Evet. Bugün geldiğimizde rezervler neredeyse aynı seviyede. Enflasyon daha yüksek, faiz daha yüksek, dolar da daha yüksek. Orada da çok büyük bir kısmen başarılıydı. Bir sürü şey yaptığımız söyleniyor ama makro komik göstergen hiçbirinde toparlanma yok neredeyse. Evet ama eğer Mehmet Şimşek gelip bu kadarını yapmasaydı dolar şimdi 100 lira olmuştu ve biz Mısır gibi temarete düşüp elimizde Arap ve elimizde takkeyle Arap ve IMF kapısında para arıyorduk. Ben bunu samimi olarak söylüyorum. Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği gün ben dedim artık benim mesleğim bitti. Evet, demiştiniz çünkü yani doğru. Bu da vardır kayıtlarda çıkar. Araya sok çünkü hani programın en büyük düşmanı kimdir desen aşağıdaki yorumlar değil ama isim <laughs> vermeyeyim. Yani bizi ipten aldı. Buna dışında prim verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Beşi verdiniz zaten. Mehmet hiçbir şey yani hiçbir şey söylemeyeceğim. Daha iyisini sen bana daha iyisini getir ya Daha iyisini getir. Daha iyisini getir. Of the söyleyeceğim size ama. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ee, seçim dönemini de kapatmış olduk bu yayınla birlikte. Bakalım pazar günü çıkacak. Ee, çıkan sonuçlara da yoğun Bu arada izleyicilerimize naçiz bir tavsiyeyle kapatmak isterim. Pazar akşamı nöbetçi eczane bulmak zor olabilir. Sinir ilaçlarını cumartesiden temin etsinler. Başka şeyleri de etsinler ama mübarek Ramazan o benim vicdanıma sığmaz <laughs> onu söylemek. Ne diyelim Güzel bir seçim olsun. Bu arada beni Cumartes akşam saat 10'dan sonra aramayın çünkü bu ruh bu beden de olmayacak. <laughs> Belki bu sefer farklı olur diyorum. Herkes sandığa gitmeye davet ederim. Tabii ki. Be, tabii ki tereddüt. Ne olursa olsun Benim tercihini kullanmak lazım. Oyum CHP ve Ekrem Mamoğlu'na bu konuda hiçbir tereddütüm yok. Benim yani. oyumda. Canım. Şimdi o kamerayı de şimdi şey destekleyip destekleyip. İşte ben bu kendi iç fırtınalarıyla <laughs> boğuşmaktan bir türlü üretemeyen bir insan haline geldim yani. Ne diyeyim herkesin kendi tercihi. Bizim zaten duruşumuz bu noktada biliniyor. Gizli bir şey değil. Haftaya görüşmek üzere. İyi güzel bir pazar günü olsun. Demokrasi şöyle, şöyle olsun. Spor kazansın. Fair <laughs> kazan. Görüşmek üzere.